Serdar, ekonomiyle devam edecek olursak dün açıklanan ve pandemiden beri ilk kez düşen enflasyon oranı acaba 2023'te Amerika ekonomisi resesyon endişelerini geride bırakacak mı sorusunu gündeme getirmişti. Bu hafta önce Dünya Bankası, son olarak da Uluslararası Para Fonu IMF 2023 küresel büyüme tahminlerini yayınladı. Dünya Bankası bu yıl için büyüme tahmini düşürmüştü ama IMF ise tahmini değiştirmedi. IMF Başkanı küresel ekonomi için 2023'ün zor bir yıl olacağı görüşünü tekrarladı. Nedir ayrıntıları o raporun? Aslında iki rapora da bakarsak ikisinde de 2023'ün zor bir yıl olacağı, resesyon tehlikesinin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Dünya Bankası'nın raporuna göre biraz daha iyimser IMF'li yetkililer. Georgieva IMF Başkanı bu yıl olacakları raporda neler yer aldığını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Özellikle büyümenin rakamıyla bir oynama yapmayacaklarını ve hala 2.7'de tutacaklarını belirtti. Dünya Bankası'nın aksine beklenen petrol fiyatlarındaki düşüşün, iş gücündeki güçlü durumun kendilerini umutlandırdığını belirtiyor. Aynı zamanda 2023'ün küresel ekonomi için zor bir yıl olacağı uyarısını da yapmaktan geri kalmıyor. Tabii şöyle bir bakarsak 2.7 bu sene için, geçtiğimiz sene 3.2 idi, bir önceki senede %6 oranındaydı büyüme. IMF'nin burada yine beklentileri küçülttüğünü de görebiliriz. Georgieva'nın yaptığı açıklamalarda işaret ettiği noktalardan birisi de Çin'in 2023'te dünya küresel ekonomisine yapacağı katkılar. Bu katkılar eğer olumlu yönde giderse, ki bunun sinyallerini Covid-19'da mücadele konusunda programını değiştirmesiyle aldık dedi. Yılın ikinci yarısından itibaren Çin'in büyümeye olumlu yönde katkı sağlayacağını belirtiyor Georgieva. Aynı zamanda puan düşürmelerin çok orijinal, çok beklenmedik durumlar olmadıkça ülkelerin puan düşürmesinin gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. 2023 beklentileri Amerika açısından belki bir resesyona gider. Amerikan ekonomisinde bir durgunluk olabilir ama resesyona gitmesinin de zor olabileceğini işaret ediyor. Bazı eksi ihtimaller, yani kötü ihtimallerden de bahsediyor. Ukrayna Savaşı'nın belki daha da kötüye gidebileceği, yapılacak bir siber saldırı, Çin denizinde olabilecek herhangi bir müdahale yine 2023'ün ekonomisini zora sokacak olaylar olarak yine IMF tarafından göz önünde bulunduruluyor. Mehtap Çolak Yılmaz.